Buğdayımızı yıkıyoruz. Evet, şimdi buğdayımı tencerenin içerisine ekleyeceğim. Tavuk etlerimizi de ekleyelim. Sıcak suyumuzu da üzerine çekiyoruz. Tuzumuzu ekleyelim. Kapağımızı da kapatıyoruz. Ocağımın altını da açıyorum şimdi. Keşkeğimizi bu şekilde ortalama 2 saat kadar pişireceğim. Aynı zamanda da buğdayların dibini tutmaması için tenceremi açarak ara ara karıştıracağım. Buğdayımız güzelce pişti. Tavuk etlerimizi de kemiklerinden ayıtlayarak içerisine ekledik. Şimdi içerisine biraz su ekleyeceğim. Ve tekrar güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Evet, keşkeğimiz bu şekilde pişmeye devam ediyor. Şimdi bir yandan da tereyağını hazırlayalım. Hem içerisine ekleyeceğim tereyağı, aynı zamanda da üzerine de hafif kırmızı biberli bir tereyağı yapacağım. Tavukları ayıtlayıp kemiklerinden içerisine ekledikten sonra ve buğdayımız da bu şekilde ortalama 1 saat kadar piştikten sonra 1 saat kadar daha tereyağını ekleyerek içerisine yavaş yavaş pişirmeye devam edeceğiz. Evet, tereyağımız da eridi. İçerisine bir miktar kırmızı toz biber ekleyeceğim. Keşkeğimiz de oldu. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Şimdi bunun üzerine biraz tereyağı gezdireceğim. Birkaç parça da taze kekik atacağım üzerine.